Herkese merhaba, iyi akşamlar. Yavaş yavaş gelmeye başlıyor herkes. Öncelikle bugün aslında Nippon Paint'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün onların sponsorluğunda bir aradayız. Ve aslında konuklarımızı davet etmeden önce de Nippon Paint'in hem aslında global anlamda mimar ve iç mimarlara nasıl yaratıcı ve fonksiyonel çözümler sunuyorlar, hem de biraz böyle ürünlerinden, renk kartelalarından belki bir sunum dinleyeceğiz. Onun için ben Nippon Paint pazarlama uzmanı Berk Aygen'i davet ediyorum. Berk Bey, buyurun. Sizden sonra davet edeceğim ben konuşmacılarımızı. Merhabalar herkese. Hepinize iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bu buluşmanın hepimiz için çok bilgilendirici olacağına ve özellikle tüm katılımcıların, bizi dinleyenlerin kariyer yolculuğuna da ışık tutacak çok önemli mesajlar vereceğine inanıyoruz. Bildiğiniz gibi 140 yıllık tecrübesiyle Asya'nın lider boya markası olan Nippon Paint, 2020 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladı ve özgün tasarımların destekleyici gücü anlayışıyla yola çıkan, bu sloganla yola çıkan markamız, öncelikle mimarların, iç mimarların, tasarımcıların ve yaşam alanlarına özel bir dokunuş katmak isteyenlerin en önemli çözüm ortağı olmak için yola çıktı. Aslında renkten ve hayal edilenden de fazlasını sağlayarak duvarları dönüştüren hem de koruyan markamız, Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip boya markası olarak her ihtiyaca özel, uzmanlıkla geliştirilmiş boyalar sunmakta. Şimdi sizlerle paylaşacağım sunumda da bu faaliyetlerimizi biraz daha detaylı olarak paylaşma fırsatımız olacak. Bugün sunumda önce Nippon Paint Global'den, Nippon Paint markasından, daha sonra kısaca bayi yayılımımız mağaza konseptlerimizden, ürün gruplarımızdan ve en son kısaca iletişim faaliyetlerimizden bahsediyor olacağız. Nippon Paint Japonya merkezli 17 coğrafi bölgede 70 farklı şirketi olan, 80'den fazla üretim merkezi olan ve yaklaşık 23 bin çalışanı olan Asya Pasifik'in bir numaralı boya ve kaplama üreticisi diyoruz. 1881 yılında Tokyo, Japonya'da kuruluyor ve günümüze kadar 2021 yılına geldiğimizde artık 140 yıllık üstün özellikte teknolojik ürünler sunan, inovasyonu odağında tutan 140 yıllık bir global güç haline geliyor marka. Ve dünyanın da 6 farklı kıtasına hizmet verebilen özel teknolojiye sahip ürünler sunuyoruz. İnşaat boyaları sektöründe, otomotiv boyalarında, marin boyaları yani deniz boyalarında ve endüstriyel boyacılıkta Nippon Paint farklı teknolojide ürünleri pazara müşterileriyle buluşturuyor. Asya kökenli bir marka olmasından mütevellit de Çin, Singapur, Vietnam gibi önemli Asya ülkelerinin, o ülkenin en önemli global projelerinin referanslarına imza atmış bir ülke, bir marka. Türkiye'de ise 2019 yılında Betek'le birleşerek, Betek'i bünyesine katarak teknolojik ürünleri ve tasarım gücünü buluşturan bir boya markası olarak Türk boya pazarına giriş yapıyor. 2019 yılında Türk boya sektörüne giriş yaptığını söylemiştik. 2021 yılının Şubat ayında da özel bir marka lansmanıyla hedef müşteri kitlesine markanın Türkiye lansmanını gerçekleştiriyor. 2021 yılı Aralık ayına geldiğimizde de artık Nippon Paint'in çok hızla Türk boya sektöründe adından söz ettirmeye başlayan bir marka olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hedefimizde dekorasyonu ve tasarımı destekleyen bir boya markası olarak tabii ki mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, farklı sektör profesyonelleri ve seçkin son tüketiciler yer almakta. Nippon Paint Türkiye'ye gelişiyle beraber aslında boya sektöründe daha önce olmayan özel premium bir mağaza konseptine kavuşturdu Türk boya sektörünü. Tabii ki deneyimi öncelikle müşteri deneyimini farklı rengi, dokuyu bir arada sunarak müşterilerin renk ve ürün seçimlerini çok daha rahat bir atmosferde gerçekleştirebilecekleri Türkiye'deki belki ilk ve tek boya mağaza konseptine geçiş yapmış olduk. Burada müşterilerimiz hem rahat bir atmosferde diledikleri ürüne, desene ulaşabilirken hem de bunu 208 farklı desen ve dokuda birebir uygulanmış numunelerle görme şansına sahip olabiliyor.
Rekabette de birçok farklı avantajı var. Öncelikle tabii ki 140 yıllık bir global güç ve güçlü bir marka değerinden bahsettik. Global ölçekli birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atıyor. Özellikle mimarlık ve iç mimarlık fakültesi öğrencilerine yönelik Asya Young Designer Awards yarışması ile beraber aslında bir nevi farklı sosyal gelişim projelerine de açık bir markayız. Özel premium mağaza konseptinden bahsetmiştik. Farklı sektör profesyonellerini de geliştiren özellikle usta eğitimleri, bayi satış uzmanı eğitimleriyle aslında boya sektörünü komple geliştirmeye çalışan teknolojik ve üstün inovasyon özelliklerini bir arada sunan önemli bir marka Nippon Paint. Hayallerinizden de daha fazlası dedik, renkten de daha fazlası dedik Nippon Paint için. Bunu da 6 farklı ürün grubuyla, kategoriyle sunmaya çalışıyoruz. Ve bu ürün gruplarının tamamını aslında ülkemizde bulunduran tek boya markasıyız. Bu özelliğimizle de aslında hedef müşteri kitlelerimize birer proje partneri rolü de var Nippon Paint markamızın. Öncelikle Minima Premium sağlıklı ürün grubumuzdan bahsetmek istiyoruz. Ama ona geçmeden önce de hepimizin de bildiği European Green Deal'dan bahsedelim. Bildiğiniz gibi 2050 yılına kadar Avrupa'da bir karbon nötr hedefi var. 1990'lı yıllara bir dönüş hedefleniyor ve bu taahhütü veren ülkeler kaynakların verimli kullanılmasından, işte kirliliğin azaltılmasından, biyolojik çeşitliliğin eski haline döndürülmesinden ne katkı sağlamaya çalışıyorlar yaptıklarıyla. Biz de marka olarak özel bir ürün serisi sunuyoruz, sağlıklı ürün serisi. Bu özelliğiyle de Green Guard Gold belgesini alan, ki bu konuda en üst mertebeden sertifikalandırılmış anlamına geliyor. Bu sertifikayı da alan tek boya markasıyız şu an. Sıfır uçucu organik bileşen barındıran bir seri. Ve bu özelliğiyle aslında pandemi döneminde de yoğunlukla iç mekanlarda vakit geçirmeye başladığımız için iç mekan hava kalitesi de çok önemli hale geliyor bildiğiniz gibi. Ve bunu da iç Çok pardon Berk Bey, üstte bir toolbar var, Zoom'un toolbarı tam sunumun üzerinde görünüyor. Öyle mi? Onu birazcık hani yerini Öyle değiştirebilirsek mi? çok sevinirim. Tamamdır. Teşekkürler uyardığınız için. İç mekan hava kalitesini arttıran ürünler olduğundan bahsetmiştik. Ve tabii ki yeşil bina kategorisinde sertifika alacak bir yapı tasarlanıyorsa, LEED gibi, BREEAM gibi sertifika süreçlerine katılacaksa, burada da bu ürün grubunu kullandığınızda 3 puana kadar bir kazanım sağlamış oluyorsunuz. Diğer su bazlı ürünlerimize baktığımızda bunlar da yine Avrupa Birliği normlarının altında VOC salınımı yapan, yine sağlıklı olarak nitelendirebileceğimiz ürünler. Siz hem ortam kalitesi, hava kalitesini arttırırken hem de tam silinebilir olma, hijyen formülü etiketiyle sunulabilme özelliğiyle birçok iç mekanda da aslında yüzey hijyenini de çok rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Ya da çok daha üstün reçetelerle donattığımız mat boyalarımızda hem tavanda hem duvarda farklı performanslara kavuşturabiliyorsunuz yüzeyleri. Dış cephe tarafına baktığımızda da silikonlu boya teknolojisini sunan bir boya markasıyız. Silikonun aslında şöyle bir faydası var. Bunu biz insan derisine benzetiyoruz daha çok. Suyu bünyesinde kabul etmeyen, su itici özellik sağlayan fakat nefes alan aynı bir insan derisi fonksiyonunu aslında dış cephede mevsim şartlarına dayanıklılıkla ortaya koyan bir ürün serisi, akvatik serisi. Diğer saf akrilik boya kategorimiz ise neon grubu olarak lanse ediliyor. Neon serisi de daha canlı renkleri, parlak dokuları veya elastik esneyebilen boyaların olduğu seri olarak bahsedebiliriz. Burada Elastic Texture adı altında özel bir serimiz var ki burada Max serimizle beraber 4 milime kadar esneyebilen bir yapıdan bahsediyoruz, bir boya filminden. Ve bu da özellikle yeni binalarda rötre çatlakları oluşumunu engellemesi veya renovasyonda mevcut çatlakların yüzeye çıkmasını engellemesi açısından da mimari projelerde birçok faydası olabilecek ürün grubu.
İç ve dış cephe boyalarımızda farklı renk alternatiflerimiz de var. Bunlara web sitemizde karteller bölümünden direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Yine dış cephe serimizde de özel bir kataloğumuz var. Bunlar dışında bir yelpaze kartelamız var. Hem iç hem dış cephe hem de farklı ahşap boya serimizden seçim yapabildiğiniz. Bunları da yine karteller bölümünden tek tıkla bilgisayarlarınıza, çizim programlarına entegre edebilmeniz için indirebiliyorsunuz. Özel efektli ürün grubumuza baktığımızda da burada 4 farklı kategoride topladık ürünlerimizi. Oldukça dekorasyonu destekleyici farklı dekoratif boyalar göreceksiniz. Bu kategorilerden biri satin efekt bölümümüz. Burada daha çok sedefli, parlak dokuların olduğunu görüyoruz. Duşa Satin buradaki ana markamız. Bunun hem klasik sedefli, ipeksi mat bitişli versiyonu varken hem de sandy, soft touch ve exterior gibi hem dış cephede hem de iç cephede farklı ihtiyaçları karşılayacak farklı dekoratif görünümler kazanan ve birçok alternatif renk sunan bir ürün skalası. Dream Effect bölümümüz de biraz daha aslında hayal gücü sınırsız desen ve renk alternatifi sunan bölümümüz. Burada Konkratos ve Traverta öne çıkan ürünlerimiz olarak lanse edebiliriz. Bunlar özellikle Konkratos hem iç cephe hem dış cephede özel bir desen arandığında ilk tercih olarak kullanılabilecek bir ürün. Hem brüt beton görünümünü vermesi yanında üzerine birçok farklı dekoratif ya da düz boyayı uygulayarak da hem desen hem de renk alternatifini bir arada bulabiliyorsunuz. Metal efekt bölümümüzde de daha metalik görünümlü, işte antik metal dediğimiz paslanmış metal, biraz daha korten efektini veren iç mekan boyaları ya da daha kumun ve metalik görünümün ışıltısıyla biraz daha kumlu metalik, parlak dokuların, dalgalı dokuların elde edebildiği Breeze ürünümüz var. Luxury efekt bölümümüzde de daha simli, parlak, altın varak dokulu farklı renk ve doku alternatiflerini bulabiliyorsunuz. Burada özellikle glove ürünümüzle yarı şeffaf bir ürün bu. Yarı örtücü bir malzeme. Bununla alt yüzey rengini isterseniz kullanarak farklı görünümler, farklı dokular elde edebiliyorsunuz iç yüzeyde. Tüm bu dekoratif boyaları da yine web sitemiz nipponboya.com üzerinde karteller bölümünde BIM Object olarak direkt olarak indirip renklendirme programlarında kullanabiliyorsunuz. Tüm bu kataloglarda yer alan renkleri tek bir tıkla bilgisayarlarımıza indirebiliyoruz. Farklı teknolojide ürünler sunduğumuzdan bahsetmiştik. Duvarlara aslında bir fonksiyonellik katan bir ürün grubumuz da var. Burada değişik sketch paintler, chalkboard ürünler ya da duvarlara magnet yapıştırmamızı sağlayan magnet macunlar, özel bir projeksiyon boyamız var. Bunu genellikle ofislerde, toplantı alanlarında ya da okulda sınıf düzeninde ya da hatta evlerimizde sinema alanına dönüştüreceğimiz noktalarda projeksiyon perdesi yerine tercih edebiliyoruz. Bunları multifunctional olarak da kullanabilirsiniz. Altta magnetli, üstte kara tahta efektli, altta magnetli, üstte sketch paint ürün tercih edebilirsiniz. Böylelikle hem magnet yapıştırılabilen hem kalemle yazılıp silinebilen alanlar oluşturabilirsiniz. Özel bir siyah boyamız var. Siyahın hem mimari tarafta önemini bildiğimizden hem de problemli taraflarını çok iyi gördüğümüzden dolayı özel bir Arge formülü çalıştık. Siyahı hem tam siyah olarak verebildiğimiz hem de sektörde karşılaşılan birçok problemi bertaraf ederek sunabildiğimiz özel bir formül Code Black. Hem mat yapıda hem rulo izi bırakmayan, el izi oluşturmayan siyah isteyen müşterilere gözü kapalı sunduğumuz bir özel ürün. Woodcare grubu ahşap koruma sistemi ürün grubu.
Nippon Paint'te özellikle bir sağlık temsilciliği, bir sürdürülebilir yaşamı destekleyen bir boya markası olduğumuzdan bahsetmiştik. Burada ahşabın da kullanımını oldukça önemsiyoruz bu sebepten. Ahşap bildiğiniz gibi yenilenebilir tek yapı malzemesi. Bu özelliğiyle aynı zamanda karbondioksit salınımını da engelliyor ve çevrenin korunmasını sağlıyor. Yapılarda en çok kullanılan işte kargil dediğimiz yapılarda çimento ana bileşen bildiğiniz gibi. Ama çimento karbon salınımı yapan bir malzeme. Aslında çevreye zararı olan bir malzeme. Ahşapsa enerji ve su kullanımını azaltmasıyla sürdürülebilir bir yaşamın devreye alınmasını sağlıyor aslında. Biz de Nippon Paint olarak hem ahşabın kullanılmasını çok önemsiyoruz. Buna özel farklı teknolojik ürünler sunuyoruz. Hem de bunu çevre dostu özellikle sağlıklı boyalarla sağlamaya çalışıyoruz. Ahşap yapılar Nippon Paint ile koruma altında diyoruz. Nippon Paint globalde özellikle Avustralya'nın Avustralya kıtasının en önemli boya üreticilerini de bünyesinde barındıran bir global güç bildiğiniz gibi ve o noktada da birçok farklı teknolojiden ürünü farklı iklim koşulunda test etme şansımız oluyor ve bunları Türk iklim kuşağına adapte ediyoruz. Ve ahşaptaki birçok ihtiyacı Woodcare ürün grubumuzda bulabiliyorsunuz. Nippon Paint markasıyla ahşapta en önemli hedeflerimizden biri de kültür mirasımız olarak gördüğümüz yalıları korumak ve bunların yaşamlarına devam edebilmesini, ayakta kalmasını sağlamak. Bununla en azından bir nebze olsun dış cephelerini iyi bir koruma altına alarak ahşabın canlılığını ve yaşamını daha uzun süre devam ettirmesini hedefliyoruz. Öne çıkan ürünümüz bahsettiğimiz gibi yalı boyası. Hem su bazlı, bu özelliğiyle nefes alabilen, ahşabın nemini, suyunu dışarı atmasını sağlayan, hatta ahşabın canlı yapısına, o esnek yapısına uyum sağlayan elastik yapıda olmasıyla da ahşabın ömrünü uzatan bir malzeme. Yalı boyasının birçok farklı renk alternatifi var. Şu an Nippon Paint bayilerinde 6500'den fazla rengini hazır olarak bulabiliyorsunuz. Tabii ki bu denli özel teknolojik bir boyanın altına da özel bir astar kullanmak gerekiyor. Hem ahşapta hem sert PVC'de, çinko, galvanizli sac gibi emiş kabiliyeti olmayan boyanın tutunması zorlu yüzeylere bu astarı çok rahatlıkla bir çözüm astarı olarak da kullanabiliyorsunuz. Dekorasyonu desteklediğimizden bahsetmiştik. Bunu ahşap yüzeylerde de kullanılabilen özel bir simli vernikle de ortaya koymuş oluyoruz. Bunu siz hem iç cephede hem dış cephede ahşabı biraz daha dekoratif gösterebilmek, biraz daha metalik bir ışıltı kazandırmak için kullanabiliyorsunuz. Glowwood'un da birçok renk alternatifi mevcut. Bunlar UV dayanımlı renkler aynı zamanda. Çevre dostu ürün serisi olduğundan bahsetmiştik. Su bazlı alternatiflerin oldukça fazla olduğundan bahsedebiliriz. Aquacare serisiyle dış cephede ahşabın yüzeyini kapatmadan, ahşabın doğal budaklı yapısını kapatmadan renklendirebildiğimiz özel bir seri. Bunun iç cephe versiyonu olarak da su bazlı iç cephe ahşap verniğinin kullanılabileceğini belirtelim. Woodcare serimizin özel kataloğundan hazırlanan renkleri tercih edebiliyor müşterilerimiz. Solvent bazlı tarafta da birçok farklı alternatifimiz, çözüm ürünümüz mevcut. Ahşabın ilk kullanım malzemesi olan emprenyelerin ya da parkelerde de tercih edilebilen ahşap renklendiricilerin ürün grubumuzda olduğundan bahsedelim. Onun dışında dış cephede kullanılabilen özel bir jel renklendiriciden de bahsetmek istiyoruz. Usta dostu da bir malzeme aynı zamanda. Uygulama zorluğu olan tavan lambirilerinin, kamelyaların üst kısımlarının boyanmasında damlamayan yapısıyla özel bir ürün. Aynı zamanda emprenye de var yapısında. Bu özelliğiyle işçilikten de tasarruf sağlayan bir malzeme. Dış cephe ahşap verniğimiz de hem ahşabı koruyan hem damarlı budaklı yapısını bozmayan hem de mevsim şartlarına karşı yapısını güçlendiren bir malzeme. Yine solvent bazlı ürün grubumuzda da birçok renk alternatifi sunuyoruz. Şeffaf ürünlerimiz de var ahşap tarafında.
Burada bahçe mobilyası bakım yerine bir antiparantez açabiliriz. Bildiğiniz gibi sert yapıda Afrika ağaçları olan işte Ireko gibi, Tik gibi yapısına renklendirici, vernik kabul etmeyen malzemelere uygulanabilecek bir bakım yağımız var. Bu aslında bu tip ağaçları 20-30 yıl siz cephede, dış cephede muhafaza edebilirsiniz herhangi bir koruma yapmadan. Fakat güneşin etkisiyle bu yapısındaki yağı kaybetmeye başlıyor. Bunu siz bakım yağlarıyla, özel malzemelerle koruma altına alabiliyorsunuz. İletişim faaliyetlerimiz olarak da 2021 yılının bize en çok heyecan veren bir buluşmasından da bahsedelim. Burada Renda Hel'in Çizer'e de özellikle teşekkür ediyoruz. Bize bu kent galerileri etkinliğimizde kattıklarından, tasarım olarak verdiği desteklerden dolayı. Burada biz mimarlarla, iç mimarlarla, sektör profesyonelleriyle 6 farklı ilde özel etkinlikler düzenledik. Kent galerileri başlığı altında ve hem ürünlerimizi lanse ederken hem de mimarlara farklı çözüm alternatifleri de sunmuş olduk. Bizi sosyal medyada da Facebook, Instagram ve YouTube sayfalarımızda da takip edebilirsiniz. Nipponboya.com web sitemiz üzerinden de birçok teknik bilgi ve dokümana hızlıca ulaşabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve sözü tekrar bırakıyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel bir özetti. Umarım bayağı not aldık. Umarım çok faydalı olur. Yine sorularını size iletebileceklerini de biliyor arkadaşlar. Tabii ki çok teşekkür ederim. Ben 687 kişiyiz şu an. Daha fazla bekletmeden konuklarımızı davet edeyim. Sevgili Renda Hel'in ve Eda Hanım bizimle bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Aslında zaten ben sorularıma geçmeden önce sizlerin bugün beni aslında etkileyen birkaç şeyle başlayayım. Çünkü aslında ikiniz de sadece projeleri değil aslında böyle hayatla ilgili diğer yaptığı faaliyetlerle de karşımıza çıkan kişilersiniz. İşte biraz önce Berk Bey işte sizin Kent Galeri'den bahsetti ya da Eda Hanım'ı böyle farklı platformda izliyoruz kadınlarla ilgili mesela. Bugün o yüzden beraber söyleşi yapacak olmak güzel. Ana konumuz renk ama aslında renk de insanın duygularını, düşüncelerini ifade etme araçlarından biri. O yüzden lütfen arada farklı bir şeyler bağlar gelirse lütfen çekinmeyin. Belki ben renk ve aslında projelere ve pratiklere geçmeden önce hep şöyle başlıyorum söyleşilere ki tanımak için de güzel oluyor. Belki eğitimlere geçmeden önce çocukluğunuza böyle gençliğinize döndüğümüzde nasıl bir evde büyüdünüz? Tasarım konuşulan bir konu muydu? Yoksa sizin ilginiz var mıydı diye böyle birazcık dönebiliriz diye düşündüm. Belki Eda Hanım sizinle başlayalım. Evet, çok güzel. Bu beynimizdeki bu nöronları eskiyi düşünüp, eskiyi hatırlayıp aktive etmek güzel bir şey. Bizim evde mimarlıkla ilgili bizim ailemizde kimse yok. Hiç öyle bir şey olmadı. Belki arkadaşlar şunu demişlerdir ki bekliyorlardı. Ama maalesef ben konservatuar eğitimi alıyordum aynı zamanda. Yarı zamanlı hep konservatuara gittim ve piyano çalıyordum. O yüzden de bizim dönemimizde, bilmiyorum Brenda sizde var mıydı ama bizde müzik ve resim olarak ayrılırdı. Gerçi şimdi de hala gene öyle şeyler var bildiğim kadarıyla. Çocuklardan biliyoruz. Ben hep müziği seçtim. Çünkü müzik yani piyano çalıyordum. O yüzden hiç elime kalemi kağıdı almışlığım yoktur. ta ki üniversiteye gelene kadar. O yüzden benim tamamen bir şans oldu açıkçası. Bir öğretmenim vardı, fizik öğretmenim. Lisedeyken dedi ki Eda yazabilirsin restorasyonu falan filan. Tamam ben de restorasyonu yazdım ve kazandım. Sonrasında da zaten dedim ki ben kendimi buldum herhalde. Çok sevdim. Bu tamamen bir şans. Ama tabii şimdiki gençler çok daha bilinçli bizden, çok daha olaylara daha farklı açılardan bakabiliyorlar. Bir de etraflarındaki kariyer günleri var vesaire var. Öyle şeyler yoktu o dönemde. Ve ben tesadüf eseri girdim.
Ama tabii çok sevdim. Sonra mesleği çok devam ettirdim. Ben 30 yaşına kadar okudum. Öyle söyleyeyim. Hala da okumaya devam ediyoruz. Yani bizim mesleğimiz öyle bir meslek. Okumak, kendini geliştirmek hiçbir zaman bitmiyor. O yüzden de devam ediyorum. Şimdi mesela bir farklı bir şey programına katılmak istiyorum. Master programına katılmak istiyorum. Zaten birçok yolculukta, yani birazdan sorarım diye düşünmüştüm ama siz açmışken belki oradan hani size sorayım Rende Hanım'a geçmeden. Yani restorasyon bölümünden mezun oluyorsunuz. Sonra bir yine güzel sanatlarda bir iç mimarlık okuyorsunuz. Evet, sonra iç mimarlık okudum. Sonra bir master yaptım. Ürünleri tasarımı değil mi master'da? Yani bu disiplinler arası diye şimdi çok konuşulan ama aslında yani muhtemelen o yıllarda belki böyle daha yolun net olduğunda böyle biraz yolun dışına çıkan bir profil misiniz gibi geliyor bana yani. O üst üste kat zenginleşmiş birazcık. Evet, yani esasında iç mimariyle endüstri tasarım bir bütün. Çünkü biz her projemizde yani mekandaki çoğu şeyi tasarlıyoruz. O yüzden hani ikisi birbirinden ayrılamayan iki sektör ve bölüm diye düşünüyorum. O yüzden de hani tabii mümkün olduğu kadar fazla detaylara inerek insan kendini geliştirmek istiyor. Bilmediği şeyleri öğrenmek istiyor. Tamamen işte meslekteki şey de bu. Hep merak. Yani acaba ne göreceğim? Oraya gidersem ne göreceğim? Bana ne öğretecekler bilmediğim. Merak olayı zaten bence işin en sıfır noktası. Yani bir şeye merak duyuyorsanız, daha doğrusu takıksanız. Yani ben takığım açıkçası. Yani meslek konusunda takığım. Zaten öyle olduğu zaman da mesleği yapıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Oyun oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Yani keyif alarak yapıyorsunuz ve geçen saatlerin farkına varmıyorsunuz. O yüzden yani bu benim bir şansımdı. Ben bunu yakaladım. Ama tabii şimdiki gençler çok daha bilinçli ilerliyorlar. O yüzden onlar daha benden çok daha şanslılar esasında. Bilerek giriyorlar, bilerek görüyorlar, giriyorlar. Hatta işte benim ofise gelmişlerdi mesela bazı lise öğrencileri. Ofise ağırlıyoruz onları. Tabii. Işık okulları geldi. Terakki'de geldi galiba. Hani işte mesleği anlatmaya çalışıyoruz. Çok daha hani bilinçli giriyorlar. Doğru. Yani bir de en çok muhtemelen hani hep söylenir ama gerçek bir hikaye. Yani insanlar aslında en çok etkilendikleri şey sanırım bir Harvard Business Review'un bir şeysi vardı, araştırması. Birinci etkilenilen şey rol modeller. Yani işte sizi görünce aslında nasıl bir iç mimar, nasıl bir pratik. Yani o rol modellerden etkileniyorlar. Ya hepimiz öyleyiz aslında. Sonra ikinci sırada hikayeler geliyor. Sonra üçüncü sırada sanırım işte okumak, hani dinlemek. Ama ilk o rol model çok önemli. Oradan belki Ankara'ya, küçüklük yıllarınız Ankara'da geçti diye tahmin ederek Ankara'ya dönelim. Nasıldı böyle büyüdüğünüz ev? Bir şeyler var mı? Rende Hanım sizin. Şimdi ben öncelikle muhabbetten önce bir teşekkür iletmek istiyorum. Her şeyden önce Ünal Bey'e, Arşnört Work'e, tüm ekibe, Nippon Paint'e, Berk Bey'e çok güzel bir sunumdu Berk Bey. Gerçekten ellerinize, nefesinize sağlık. Hani normalde ben daha önce böyle bir sunuma katılmıştım. Onda ruhumu teslim etmiştim. Yani bayağı başarılı güzel bir sunum oldu. Çok tebrikli, evet. Ellerinize sağlık gerçekten. Şimdi ben nasıl bir evde büyüdüm? Anne baba biyolog, Hacettepe Biyoloji mezunu. Biri Türk, biri Kürt, biri Alevi, biri Sünni. Son derece böyle işte biri paşa çocuğu, Osmanlı paşası çocuğu, aristokrat, öbürü işçi çocuğu. Ben böyle kontrastların ve çelişkilerin içerisinde büyümüş bir kızım. Öyle bir evde büyüdüm. Ve aslında son derece özgür bir evdi bir yandan da. Özgür düşüncelerin konuşulduğu, her şeyin konuşulduğu, hiçbir şeyin yasak olmadığı. O yüzden çok şanslıyım. Ama tabii benim babam yine de her şeye rağmen şey bir adamdı. Bir puanla beden eğitimimiz kötüymüş. Sivas birincisiymiş benim babam zamanında. Bir puanla beden eğitimi yüzünden tıpı kazanamıyor, doktor olamıyor. O yüzden biyolojiye gidiyor. Cidden biyolojiye gidiyor. Ve en büyük hayali çocuklarından birinin doktor olması. Ailedeki herkes eczacı, doktor vesaire, işte böyle biyolog vesaire. Ben küçükten beri, ortaokuldan beri ya grafik tasarımcısı olmak istiyorum, ya içim var olmak istiyorum, ya arkeoloji de çok o zaman. Onu olmak istiyorum. Kardeşim zaten müzisyen ya da basketbolcu olmak istiyor falan. Yani ikimiz de sanatçı ruhlu iki çocuk olduk. Biz böyle baskıyla işte
matematik felci olmaya zorlandık falan. İşte aman doktor ol, işte doktor olmazsan şöyle yap. İstediği gerekirse torpille doktor yapacağım falan diye böyle çok bir baskı yaşamadık babam tarafından. Anne tarafı da tamamen hani ne istiyorsanız o olun şeklinde. Ama hani ailede bizim de hiç kimse yani mimar veya işte tasarımcı vesaire yok. Dediğim gibi genelde ağırlıkta eczacı, doktor vesaire hep var şey olarak. O yüzden hani en son ben bize o zaman ÖSS, ÖYS vardı sınavlarda. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Biz de tek sınava da girmedik. Aynen Eda Hanım'ın dediği gibi bizde böyle kariyer günlerimiş, şuymuş, buymuş. Hatta benim hani dalga geçerli tuvalet tasarımcısı olacaksın falan diye böyle gittim. Sadece tuvalet tasarlayacaksın, banyo tasarlayacaksın falan diye beni kızdırırlardı, ağlatırlardı. Ama ben her türlü ağlatmaya ve bütün baskılara rağmen iç mimarlığı kazandım, grafik tasarımı kazandım ve arkeolojiyi kazandım. Üç sınavı da kazandım çünkü o zaman yetenek sınavıyla alınıyorlardı. Ve hani grafik tasarım iki boyutlu, çok daha basitti. Zaten beni hep böyle öğretmenlerim lisedeyken falan güzel sanatları hep yönlendirmek istiyordu. İşte ressam oldu, liseden beri ressamlığa şey yaptı. Benim de hem işte benim de müziğim çok kuvvetli ve aynı zamanda elim çok kuvvetliydi. Hatta Hacettepe heykeli de kazandım ben, onu da söylemiyordum. Ama ben işte benim ailemde aman işte kızımız şöyle mi, mezar kazıcı mı olacak, işte şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Bunun tabii böyle büyük Türk erkeği düşünceleri var. Aman en azından mimarlık okusun da kızımız bari mimar olsun, işte mimar şeyi yapsın falan diye. Ben iç mimarlığı okutmamı daha uygun buldular. Sonuçta ben bunların hepsini çok zevkle okuyacaktım. Zaten hepsi severek kazandım şeyleri, kazanmış oldum çok şükür. Ondan sonra ama yani mesela heykeli kazan, yani heykelden ziyade gerçekten ben de mimarlık okumayı daha çok istiyorum. Üç boyutum çünkü zayıftı benim. İki boyutum hep kuvvetliydi. Hani elim de zaten çok güzeldi. Hep şey diyordum yani hani heykel ya da resim okumam için okumama eğitime gerek yok. Zaten bu benim içimde var olan bir şey. Ben istediğim zaman bunu yapabilirim diyordum her zaman. Bir kez daha da öyle. Hala işte çok sevdiğim eşime, dostuma heykel yapıyorum, işte resim yapıyorum, hediye ediyorum vesaire. Hatta işte bu emekli olduktan sonra en büyük hayalim yeniden onunla dönüş yapmak. Ama işte gelin görün ki iç mimar olduk. Sonra benim işte rol modellerden bahsettiniz. Rol modellerden de mesela benim enstitü tasarım okumayı sevdiğim Defne Koz'dur. O zamanlar mesela Domus Akademi'ye gitmemin sebebi de odur. Çünkü o Domus Akademi'de doğru. Daha sonra Domus Akademi'den mezun olmuştu. O zamanlar Defne Koz'u çok beğeniyordum. Yaptığı tasarımda falan. Benim hala çok beğenirim kendisini. O da benim rol modelimdi. Benim enstitü tasarımı okuyup özellikle Domus Akademi'de okumamın sebeplerinden biri Defne Koz'dur. Onu özellikle soracaktım. Çünkü hep şeydir aslında, bazen bu kariyer yolculuklarında kariyere geçmeden daha eğitim hani anlamında. Evet. Hani yurt dışı master mesela her böyle öğrenci sorar. Hani yurt dışında evet. Master yapmalı mıyım? Ne zaman yapmalıyım? Çalışmalı mıyım? O sizinkinde o hani güzel bir örneği kendine edinip, öğrenip, okuyup, anlayıp gitmek aslında en güzel olmuş herhalde İtalya'ya. Evet. Yani hani bizde de şey var mesela, ben İtalya'ya gittiğim zaman hani bizim bütün Türkler gibi 20 kişilik Türk grubu var. Herkes mezun olmuş, okumuş. Ve diğer gruplar işte Tayvanlılar, Meksikalılar, Amerikalılar falan en az 3-4 sene deneyim kazanmışlar, iş yapmışlar. Ondan sonra gelip okumuşlar yani şey yapmışlar. Biz böyle ay geldik işte yeni mezun olduk falan ha ha diye böyle bir Türk grubu var öyle. Aslında o yüzden işte tavsiye etmiyorum. Çünkü biz orayı bir okul gibi görüyoruz ama onlar aslında daha profesyonel yaklaşıyor. Yüksek okullar, lisans eğitimi. Ama bizim ülkemizde şey var işte, mezun oldun, işte hemen yükseğini yaptın, oradan askere gittin falan çalıştın gibi böyle. Sonra da evlendin, çocuk sahibi oldun falan. Böyle bir sıralama var. Bu sıralama çok yanlış bir sıralama. İşte biz bu Türk mantığından acil kurtulmamız lazım. Hayata arada esirler vermek, arada öğrenmeyi kendimizi yeniden açmak çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Öyle yani. Hatta sanırım siz Milano'dan dönüyorsunuz direkt sanırım değil mi? Evet. Türkiye'ye dönüş yapıyorsunuz, evet. Yani kalmıyorsunuz. Orada Eda Hanım'ın yolculuğunu ilginç, onu soracaktım. Çünkü bir anladığım kadarıyla Chicago'da böyle 1-2 sene mi kaldınız? Yani okurken mi çalıştınız? O nasıldı o deneyim? O da ilginç bence. Yani orada bir müzede çalıştım. Yani işte sergi tasarımcısı olarak çalıştım. Tabii Chicago'da muhteşem müzeler var. Evet, doğru. Bir sergi tasarımı da başlı başına uçabileceğiniz bir alan, çünkü hani kısa süreli ilgili şey yapılıyor, işte 3 ay 5 ay kalıyor. İstediğiniz her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. O dönemde de body slices, yani bu plastine edilmiş vücut şeylerini işte böyle kat kat bir santimlik şeylere kesip katmanlara kesip onları
işte göster yani onları gelen kişilere sergileme şeyi vardı. Sergisi vardı. Çok çok keyifliydi. Sonra o işte bir sene falan çalıştım orada. Sonra geldim ben de. Ama tabii Brenda'nın söylediği gibi yani şey var. Oradaki pratikteki hocaların hepsi master'da çok kendi araları alanlarında çok profesyonel hocalar hepsi. 3-4 ayrı yani bizim işte bir tasarım hocamız işte hem New York'ta ofisi vardı hem Chicago'da hem Los Angeles'ta ofisi olan birisiydi mesela. Yani hep böyle çok yoğun çalışan, kendilerinin de ofisleri olan ve gerçekten de sektörü de çok iyi bilen insanlardı. Öyle olunca tabii bir şekilde size her yaklaşımları da çok farklı oluyor. Ama yurt dışında bir şekilde Avrupa olur, Amerika olur hiç fark etmez. Gitmek, orayı görmek. Ben hep söylüyorum çok çok başka bir vizyon açıyor insanda. Çünkü en güzel şey de şu ne oluyor biliyor musunuz? Hani Tayvanlı, Japon, işte Malili falan arkadaşlarımız oluyor ve onlar projelere yaklaşıyorlar. Beraber proje çözüyorsunuz. Ve diyorsunuz ki wow yani ben bunu hiç düşünmedim. Mesela bir Japon Osaka'lı bir arkadaşım vardı. Çocuğun proje yaklaşımı, mekanı çözmesi vesairesi o kadar farklı şeyler, o kadar farklı yaklaşımları vardı ki çok herkesten bir şey öğreniyorsunuz. Yani öğrenmenin dışında ama aynı zamanda etrafınızdaki insanlardan çok farklı kültürler ediniyorsunuz. Çok zenginleşiyorsunuz. O yüzden hani ben onu özellikle tavsiye ediyorum. Mutlaka Erasmus olur, başka bir şey olur. Mutlaka gidin görün. Zaten bizim mesleğimizi de biliyorsunuz görmek çok çok önemli. Yani ben de çok katılıyorum. Yani aslında çok buyurun. Yani ben de katılıyorum. Gerçekten oradaki kültürel şeyden çok şey öğreniyorsunuz. Hani tasarım bakış açısından, içimar bakış açısından ziyade kültürleri öğreniyorsunuz, insanları öğreniyorsunuz ve bunlar hayat boyu dostluklara dönüşüyor. Hani benim aynen. Japonya'dan, Meksika'dan arkadaşlarım gelmişti düğünme vesaire. Mesela hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hala arada geceler düzenliyoruz, Zoom'dan görüşüyoruz vesaire. Hiç kopmadık. Bunlar çok güzel şeyler. Yani bunları Türkiye'de yaşayarak ya da buradaki okuyarak yaşayamıyorsunuz. Ama orada bunları deneyimlemek bambaşka bir şey. Biz mesela o zamanlar çok fazla hakim olamadık. Bizim Bilkent hep evde çizim yaptırırdı. Biz böyle o yüzden AutoCAD'di şeydi falan. Böyle 3D Max'de o zamanlar çok hakim olamıyorduk. Mesela ben İtalyan bir arkadaşıma para karşılığında şey yapıyordum, flash öğreniyordum. Mesela Tayvanlı arkadaşıma da ben yüzme öğretiyordum, o bana 3D Max öğretiyordu falan. Yani mesela böyle güzel güzel etkileşimlerimiz de vardı, böyle garip dostluklarımız da vardı. Çünkü hep grup, sizde de herhalde Eda, grup da hep ödevler. Çoğunlukla grup oluyor, en son teziniz individual şeklinde yani şey, sana veriyorsunuz tezinizi. Yani o yüzden o etkileşim paha biçilemez. Yani onu hiçbir zaman hiçbir yerde yaşanmaz yani. Türkiye'de öyle bir ortam zaten yok. Hani aslında şu anki üniversitelere baktığınızda işte bir hani Arap kültürü var işte Mısır'dan var, işte şeyden var. Hani aslında Türkiye'de de biraz global üniversiteler karışmaya başladı vesaire ama bir Japon yok yani hala ya da bir atıyorum bir Tayvanlı yok. Ya da bir işte Balili dediği gibi Eda'nın ya da işte bir Kolombiya'dan ya da herhangi birinden biri başka kültürlerden Brezilya'dan herhangi biri yok. Yine genel bölgenin kültürü var. Ama bunlar dediğim gibi çok değerli ve mutlaka yaşanılması gereken şeyler. Çünkü tasarımcıyız, evrenseliz, evrensel bir dünyanın mutlaka bir parçası olmak zorundayız. Kesinlikle ve yani sanırım şey ölçek ilişkisi görmek işte sergi tasarımından tutun bir marketteki ambalajın paketine kadar heyecanlandıran şeyler olabiliyor. Küçük büyük aslında yani iç mekan ya da bir mimari illa görmek de değil o kültürel etkileşim bence. Sizin aslında yani bu o çok değerli. Hani ben de nacizane böyle 3 yıldır Londra'da yaşarken hani fark ettiğim hani belki Londra'nın kendisi kültürel olarak farklı ama asıl gelen insanlardan çok şey öğrendiğimi ben de aslında gün geçtikçe fark ediyorum. Hani insanlar aslında sizi geliştiriyor, tanıştığınız, görüştüğünüz. Londra'da çok kozmopolit bir yer ama. Evet evet. Ya insan, aynen. Her yerden insan var. Tabii Türk nüfusu da inanılmaz fazla ama güzel yani hani iletişim kurmak da bence herkesin öğrenmeye meraklı geliyor olması güzel. Oradan şey soracağım. Şimdi aslında ikinize de aynı şeyi soracağım. Çünkü geliyorsunuz ve sonra kendi pratiklerinizin başına geçiyorsunuz.
Hani birkaç deneyim belki oluyor ama orada şu an ofisin geldiği noktada yani o pratiğin yolculuğuna böyle bir bakınca bir sürü işte işler var yapılmış. Ben hani yani şimdi bu, onları saysak zaten iki saat işleri konuşuruz ama ya iyi ki hani böyle bir yoldan gelmişim ve bunları yapmışım ve aslında şuna gitmek istiyorum dediğiniz böyle biraz ofise bakıp sonra aslında bu renk konusuna geçeyim istiyorum. Biraz da o belki bakışınızı görmek için kendi pratiklerinizi. Eda Hanım belki sizden başlayabiliriz. Şöyle, ben 9 sene çalıştım başka yerlerde. Yani restorasyon yaptım bir 4-5 sene. Yani İstanbul'un en iyi restorasyon ofislerinden birinde çalıştım. Ondan sonra da kendi başka yer ofislerle çalıştım. 9 sene sonrasında işte okuduk, geldik, çalıştık vesaire. Sonrasında kendi ofisimi açma kararı aldım. Ve ben de bunu hep tavsiye ediyorum. Çünkü Amerika'da da eğer siz bir ofis açmak istiyorsanız 10 sene kendi pratiğinizi yapmış olmanız gerekiyor başka yerde. Yani başka ofislerde 10 sene bir tecrübe edindikten sonra size bu izni veriyorlar. Türkiye'de böyle bir şey yok tabii. Türkiye'de ofis açarken bile, yani mimarlık ofisi açarken bana kimse diplomamı sormadı. Yani gidiyorsunuz, açıyorsunuz. Ama hep bunu söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka başka ofislerde tecrübe edinin. Bir şekilde kendinizi iyi ofislerle çalışın ve iyi kademelerle çalışın. Yani yok olmayın o ofisin içinde. Çünkü çok büyük ofislerde var. Kalabalık ofislerde bir şekilde hep aynı şeyleri yaptırıyorlar size falan. O yüzden ben hep söylüyorum. Yani bizim mesleğimiz bir de şu bakımdan çok avantajlı bir meslek. Okurken çalışabiliyorsunuz. Ben yani üniversitenin birinci sınıf, ikinci sınıftan itibaren full çalıştım. Yani ben mimar sanayi mimarlık mezunuyum. Yani senede kaç kere gitmişimdir rıhtıma diye sorsanız belki 10 keredir yani. Hep ofisten, şeyden çıkıyordum, dersten işe gidiyordum. Ama bu çok büyük bir avantaj işte. O zaman ne oluyorsunuz? Siz bir kademe öne geçiyorsunuz. Şimdi gelen arkadaşlara sorduğum zaman ben hani siz nerede çalıştınız? İşte ben daha yeni mezun oldum. O yüzden hiçbir yerde tecrübem yok. Maalesef. Çok yanlış diyorum. Yani bu çok yanlış. Çünkü öyle bir imkanım var. Ofisin işleyişini, neler yaptığını, nasıl olaylara nasıl bakıştı, nasıl bir projeyi nasıl ele aldığını birinci sınıftan itibaren görebilirsin esasında. Vaktimiz olmadı falan filan diyorlar. Öyle bir şey ben çok şey yapmıyorum açıkçası. Çünkü herkesin bir şekilde şey oluyor, vakti oluyor. O vakti sen yaratıyorsun. O bakımdan avantajlı bir mesleğimiz var. 4 sene bir şekilde tecrübe edinmiş oluyorsun. En az 3-4 sene. Ben ondan sonra kendi pratiğimi açtım. Ama bu kolay bir şey değil. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Kendi başka ofisleri görüp sonrasında onu en iyi şekilde yorumlaman öyle oluyor çünkü. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani tavsiyem de hep o yönde oluyor. Genç arkadaşlara. Şimdi nasıl bir yolculuğu var mesela ofisinizin? Birçok aslında ölçekte işler görüyoruz. Böyle nasıl diyeyim ya, şu iş gelse çok heyecanlanırım ya da hani buna gidiyor dediğiniz, çünkü artık daha oturmuş bir pratik, birçok aslında disiplinler arası kişiyle çalışıyorsunuz ve benzeri. Yani şöyle oluyor, daha çok esasında ne yaparsanız sonuçta o yönde de size şeyler geliyor, projeler geliyor. Çok ofis yapan büroyuz. Ama hani son dönemde yani hep devamlı o değişiyor, dönüşüyor. Şimdi konut da çok ağırlıklı yapıyoruz. Ama zaten güzel olan da bu. Yani yaptığın her işin işte aydınlatma tasarımında yapıyorsun. Mobilya tasarımında yapıyorsun. Onun dışında işte ne bileyim kulübüne kadar sen tasarlıyorsun. Yani zaten güzel olan da bu. Ama en güzeli farklı işler yapmak. Bizim hiçbir işimize benzemez. Yani ben tasarımda sürdürülebilirliğe çok inanan birisi değilim. Çünkü o bana sıkıcı geliyor. Benim hep özendiğim, hep istediğim her projenin tadı, rengi, dokusu farklıdır. Çünkü her müşteri farklıdır. Her ofis, her konsept yani farklıdır. O yüzden de mümkün olduğu kadar fazla şey yapmak istiyoruz. Farklı tasarımlar yapmak istiyoruz ve öyle ilerlemeye çalışıyoruz.
hani mimarlıkta hani bağlam olarak genelde işte ne bileyim doku, işte kent ya da işte topografyaya bakılırken bence muhtemelen şeyi çok güzel söylediniz. Yani iç mekan olarak baktığında, iç mimari olarak kullanıcı belki de bunların en üstünde yer alıyor. Çünkü çok daha yani ölçek olarak ona yakın ve söz söyleyebileceği de bir alan, onu incelemek, onun ne duyduğunu, ne düşündüğünü düşünmek ki buradan. Tabii, öncelikle zaten bizim işimizde hani hep onu söylüyorum, psikoloji çok ön planda. Öncelikle müşteriyi anlamamız bizim için çok önemli. Müşteriyi çok çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Onu didikliyoruz yani. Onu anladıktan sonra zaten onu tam anlamıyla özümsersen eğer onu kağıda iyi döküyorsun. Doğru. O yüzden de öncelikle müşteriyi anlamak, müşteriyi anlamak için de psikoloji, sosyoloji, muhasebe, hukuk gibi böyle bütün şeyden başlayıp sanat, konservatuar, müzik, resimden başlayıp muhasebe, hukuka gelen bir yolculuk olarak tarif edebiliriz. Aynen öyle. Ölmeyeceğiz. Aynen yani. Evet. Bunlara hakim olmak zorundayız. Aynen. Renda Hanım, sizin nasıl böyle bir bakışınız, şöyle siz de bir ofisimize baktığınızda bize paylaşabileceğiniz? Yani valla ben de işte Domus'tan ilk başta İtalya'da benim hayalim en az 2 sene çalışmaktı. Ama benim evimin kirası 700 euro, bana diyorlar ki 500 euroya gel, ben de çalış. Tabii ben de daha fazla aleme yük olmak istemedim. Ben döndüm, baktım iş bulamıyorum. Bunlar bizim Türklerden beter. Yani çünkü orada da gerçekten bir insan sömürüsüne de, çünkü şey, o kadar çok seçenek var ki, Japon kalmak istiyor, Koreli kalmak istiyor. Yani herkes orada da, Milano'da, İtalya'da da kalmak istiyor insanlar belli bir süre. Bunu da biraz kullanan ofisler vardı, yok değildi. Ama hani orada kalmayı becerebilenler de var. Ya da ben bir tercih meselesi, ben alemi daha fazla yük olmak istemedim, geri döndüm. Ve o zamanlar işte dergilerden, tabii o zamanlar böyle Instagram'da, Facebook, böyle dijital dünyaydı, yoktu. Dergiler vardı o zaman. Dergilerden o zaman Dara Bey'i görüyordum ben, Dara Kırmızı Toprak. Ay diyordum ki bu adam ne kadar güzel işler yapıyor ve ben bu adamın ofisine bir gün girmek istiyorum. Gerçekten şans eseri benim annemin bir tanıdığı çıkıyor Dara Bey. Ve ben portfolyomu, o zaman bir de hard copy böyle portfolyolarımız vardı. Şimdi çocuklar böyle bir tıkla e-mail atıyorlar. Biz bayağı bunları hazırlıyorduk, dosyalıyorduk falan. Öyle sunmaya gidiyorduk. O zaman içinlere verdiğimiz paranın madde hesabı yoktu yani. Yani onlar bizim yaşadığımız zorlukların birbirini yaşadılar ama işte bilmiyorum nasıl olacak, nasıl gelişecek bunlar. Ve biz o zamanlar işte hard copy portfolyomuzla beraber ben ve Dara Bey'in yanına gittim, sunum yaptım ve bu şekilde şey oldum. Orayı da kabul oldum. Ve ben yaklaşık 4-4,5 sene orada çalıştım. Sonra benim çok kötü sağlık problemlerim çıktı. Bel fıtığı problemlerim çıktı ve benim 9-6 çalışmam mümkün olmadı. Ve ben yaklaşık bir senede yarım gün gittim o ofise. Yarım gün şey yaptım. Çünkü doktor, yani en az bir sene senin hiçbir şekilde çalışmaman lazım. Bilgisayar başında durmaman lazım. O yüzden yani spor yapmak mutlaka çok önemli. Bilgisayar başında stresli bir şekilde durmak çok sakıncalı. Ondan sonra ben mecbur kaldım bir ara, artık dedi ki yani Dara, benim ofisin düzeni çok bozuluyor, böyle 1-6 olmuyor falan, ya tam gün gel ya da şey yap, ben işi bırakmak zorunda kaldım. Sonra ben yaklaşık 3 sene 4 sene freelance işi yapmaya başladım. Hatta büyük mimarlık ofisine, Doma Partners olsun, Evren Architects olsun, iç mimari danışmanlık yaptım. Ondan sonra onlar tabii bana çok şey kattı. Çünkü ilk defa büyük bir mimari ofiste birlikte iç mimari şeyleri yaptım. Onlarla nasıl iletişim kurulduğunu, nelere ihtiyaç var, onları gördüm mesela. Sonra da baktım bayağı işler gelmeye başladı. 2012'de de kendi ofisimi açtım ben. Yani o cesarette bulundum. Şimdi mesela şimdi gençler hemen mezun ofis açıyor ya. Ya biz böyle 5-6 sene sonra ya o cesareti bulduktan sonra biz ofis açtık. Hatta yani açtığım zaman acaba açsam mı, açmasam mı? Çünkü bir ortakla da açmadım ben. Hani genelde ortakla başlıyor herkes genelde. Ben ilk baş tek başıma geçtim. Yani acaba bu tekeri döndürebilir miyim, döndüremez miyim? Hani maaşlar ödenebilir mi, ödenemez mi? Yani büyük böyle şeylerle, endişelerle açtım. Çok şükür Allah da ya yürü kulum mu dedi, ne dedi artık bilmiyorum, desteğiyle bugünlere gelebildik. Ben tabii yurtlardan ödül alınca bir yurt mimarı bana etiketi yapıştı. Aslında memnun da değilim çünkü hani yurtları belli bir noktaya taşımış olduk. Yönetmelikler bizim yaptığımız yurtlara göre değişti falan. O yüzden o konuda çok mutluyum. Hani o misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Şimdi zaten artık herkes bizim yaptığımız hemen hemen tipografide şeyleri bir şekilde alıyor, aynısını yapıyor gibi bir durum söz konusu. O yüzden hani pandemiyle birlikte de büyük metrekareler azaldı. Biz aslında daha böyle 5.000'le 15.000 metrekare arası işler yapan bir mimarlık ofisiyiz. Aslında mimari proje ölçeğine yakın bir ofistik.
Ama kızımla da birlikte ve aynı zamanda pandemiyle de birlikte biz de küçüldük. Hani hiç normalde konut projesi yapmazken artık mesela son 2 senedir, 3 senedir konut projeleri yapar olduk. Ama hala işte ofis, konut, restoran, ondan sonra yurt projeleri olsun. Yine böyle büyük metrekarede işte komple rezidanslar diyelim. Yani işte komple büyük projeleri, konut projelerini yine örnek daireleriyle birlikte vesaire alıyoruz. Yurt dışında bir iki işimiz oldu. Benim hedeflerimi sordum mesela. Benim en büyük hedeflerim şu an yurt dışına açılmak. Ülkemizden ziyade. Ciddi bir Dubai, belki ciddi bir Londra ofis planlarım var gelecekte alakalı. Hani nasıl bir şeydesin? Hani beni ne heyecanlandırır? Gerçekten ben sıkılıyorum sürdürülebilirlik diyor ama tam tersi, ben de sürdürülebilirliği daha çok kullanabileceğim şeyleri istiyorum. Mesela benim bir toprak evden hayallerim var. Toprak evden bir otel olabilir, toprak evden bir apartman olabilir. Mesela toprağı çok kullanmak istiyorum. En çok heyecanlandıracak şey bu. Çok sunum yaptım bazı işte yatırımcılarla vesaire. Hala bir sonuç alamadım. Tabii Türkiye biliyorsunuz böyle 5-6 sene, 10 sene geriden geliyor. Elbette ona da bir gün adım atacağız ve öyle bir vizyoner birini bulacağız elbette. Artık bulamazsak ben kendim gideceğim, bir arsa bulacağım ve yapacağım diyorum yani, o hayalim gerçekleşecek. Tuğla'ya bu ara takık vaziyette. Zaten ofisimizi de şu an tamamen komple bir tuğla vaziyette. Sürdürülebilir doğal malzemeler, geri dönüşebilen malzemeler kullanmak en büyük amaçlarımızdan biri şu an. Konsept olarak vesaire. Bugün bir klasik tasarım da olsa, bugün atıyorum bir Memphis tarzı bir tasarım da olsa, stil olarak diyorum, bir bohem tasarım da yapsak, yani işte güneş enerjileri, işte pis sular, işte yani pis su tesisatları vesaire hala önceliklerimizin arasında. Yani bu görüntü ne olursa olsun, bundan asla vazgeçilmeyeceğimiz şeyler arasında ofis olarak. Yani aslında orada söylediğiniz şey çok önemli. Ben çünkü soruları takip ediyorum. Birazcık böyle genç meslektaşlarımız ya da öğrencilerden şey serzenişi de geliyor. İşte nasıl diyeyim, hem staj bulamıyoruz hem işte bizim olduğumuz şehirlerde bu kadar imkan yok gibi şeyler geliyor. Aslında tam evet. Da az önce söylediğiniz işte toprak evle bir şey yapmak istiyorum. Hani evet. Ben mesela işte Denizliliyim ve burada işte bir köyde, hani köye evet. Gideriz işte oradaki toprak evlerle ilgili bir derdim olsa evet. Ve bunu gerçekten 3-5 arkadaş bir araya gelip çalışıyor olsam, aslında bana da gitsem bunu belediyeye sunsam ya da bir fikir olsa, bir sponsor bulsam, bence şu an dünyanın gittiği yer bu. Hani umarım bu bir vesile olur bizi dinleyenlere, çünkü şey demek değil yani, evet hani İstanbul'a gidin ve iyi bir ofiste staj yapın değil iş. Ama bunu işi de yaratmak gerekiyor. Yani mesela ben Egelilere mesela şaşırıyorum. Yani Ege'ye de neden iş bulamasın? Ege'de taş ev yapabilirler, toprak ev yapabilirler. Geri dönüştürülebilecek işte bungalov. Artık zaten pandemiyle birlikte biliyorsunuz o da bir patladı, bir trend. İşte bunlar işte ufak tiny house'lar olsun, ahşap evler olsun. Yani köylerim mesela, benim bir köyüm olsaydı keşke ya. Benim bir köyüm olsaydı keşke, hep diyorum bir köyüm olaydı. Yani neler neler yapardım acaba diyorum şu an. Evet. Düşünmek bile şey yapamam. İşte bazıda da köyü yok, ne yapacağım? Buyur, neden? Benim bir arkadaşım var. Renda, seni tanıştırayım. O da mimar. Dernekten benim, Kagiler'den. Kadın Girişimler evet. Derneği'nden. O da toprağın kadını. Toprak ev yapıyor. Onu, hatta onu takip ediyorum var. Eda. Ha? Takip Özgü ediyorum Hanım onu. Değil mi? Özgü'ydü. Evet, ha, evet. Tamam, aynen öyle. Evet. Hatta yani o çok güzel ödüller aldı. Kendi köyünde, onun da hikayesi çok ilginçti. Evet. O da Erzincan diye hatırlıyorum. Erzincan'ın köyünde babası vefat ettikten sonra o da diyor ki ben ne yapabilirim? Orada topraktan bir ev yapıyor. Ve onunla da zaten işte Yves ödülü aldı falan filan. İşte kendi evet. Şeyini de yapıyor şimdi. Kendi pratiğini de sürdürüyor. Ama hakikaten bu doğal malzemelere dönüş, doğaya dönüş, her ne kadar teknoloji ne kadar ileriye gitse de biz bir o kadar esasında doğalla geri dönmek zorundayız. O yüzden de bütün işte projelerimizde de olabildiğince Renda'nın da bahsettiği gibi geri dönüştürülebilen malzemeler, işte yağmur suyu dönüştürülebilen, grey water, bu kirli su, gri su dediğimiz şeylerin tekrar arıtılıp kullanılması, peyzajda kullanılması, işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, yani her şeyi kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz, ben onu hep söylüyorum, mimarlık hakikaten bu konuda çok 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 önemli bir meslek.
Ve biz mimar olarak elimizden geldiği kadar bunu ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü artık 2020 senesinde biliyorsunuz 1,5 derece daha ısınıyor, böyle gidiyoruz, giderse hava ve 1,5 derece daha ısınmış bir havada da biz yaşayamayacağız yani. Böyle olunca da nasıl bu iş dönüşür? Ama tabii bunda biz elimizden geldiği kadar bu işi şey yapmaya çalışıyoruz, ön planı çıkartmaya çalışıyoruz ama tabii burada en önemli konu liderler. Yani burada siyasi bir durum bu işin içinde. Onun için de asıl onların da ön ayak olması lazım bu konuda. Hı. En önemli bir şey o. Yoksa hani biz burada bir şekilde kendi çabamızla elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama işte asıl kamu binaları, işte devlet binaları, bunların hepsinin zaten hep böyle binalar olması gerekiyor. Hı. Avrupa'da da bunu görüyoruz ya. Yani adam bütün bir bina oluşturuyor. Vergi dairesi mesela tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Başka hiçbir şey kullanmamış. Yani şimdi bunda bir şekilde devletin de ön ayak olması lazım. Ama herkes bir şekilde görüyor tabii. Evet. En çok TOKİ'de olması lazım. Ya TOKİ'nin şeylerinde bence en çok olması tabii lazım. Aynen. Aslında yani buradan gelecek olursak yani iç mekanı ya da mimariyi hem işte renkten, malzemeden, işte hani bağlamından zaten bağımsız düşünmek mümkün değil ama hani bugünkü birazcık konumuza da gelecek olursak hani güzel bir sunum dinledik. Yani aslında renksiz yani şöyle bir şey vardı sanırım aklınızda hani görmek için yani renk konusu da çok tabii uçsuz bucaksız bir konu ama sizlerin hani projelerine baktığımda hani renk sadece renk ötesinde malzemeyle de ilişki işte tuğla dediniz demin. Yani aslında malzemenin de rengi, oradaki bağlamın rengi neyse onun dışında işte ahşabın başka renklerde konumlanması gibi birçok böyle projenizi görüyorum. Ben şeyi merak ediyorum. Yani orada renk seçmek gerçekten tabii ki birçok parametresi var ama sizin için hani yani siyahı da beyazı da tabii bir renk olarak kabul etmek yani hani aslında o yorumlamanız sizin için neden önemli? O belki tasarımın neresinde devreye giriyor? Başında mı ona derinleşmek lazım? Belki hani o bir fikir verebilir bu genç tasarımcılara diye düşünüyorum. Belki Renda Hanım sizin o sürecinizden hani renk ve tasarım süreci nasıl ilerliyor birlikte ya da malzemeyi de belki içine katabiliriz birazcık. Şimdi biz mutlaka bir işe başlarken önce müşterimizi dinliyoruz. Sonra müşteriye diyoruz ki biz böyle böyle her şeyden önce işte hani ev tasarlıyorsak başka, restoran tasarlıyorsak başka. Ya bir kere bu renkler tipolojiye göre kesinlikle ayrılması gerektiğini düşünen bir insanım. Yani mesela ben bazen bakıyorum bir fotoğraf stüdyosu tasarlamış adam. Hastane zannettim. Etilere girdim. Girdim mesela hastane zannettim. Çünkü turkuaz pembe yapmış ama bir fotoğraf stüdyosuymuş meğer. Yani mesela ben böyle karışıklıklara biraz bir şeyim yani. Bazı şeylerin bir rengi olmalı bence. Hani olmamalı değil. Ama biz genelde renklerimizi ve malzememizi kesinlikle konseptle belirliyoruz. Bir tipolojiyle, iki konseptle. Çünkü hani işte adama pastane diye giriyorsun, adam fotoğrafçı çıkıyor. Bence bu olmamalı. Yani bunların önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hikayelerle malzemeler, renkler hepsinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Biz mutlaka işte bazen mesela bir ofis yapıyorsak onun kurumsal rengi, kurumsal renkler bu sefer devreye giriyor. Onların hikayeleri devreye giriyor. Genelde bizim yolumuz bu şekilde oluyor. Yani hikayeler, eğer bir ofiste mesela bir kurumsal renkler, bir restoransa yani... Nerede olduğu lokasyonu bile bizi çok etkiliyor kullanılan malzemeleri vesaire. Yani bir şehir oteliyle bir mesela bir deniz sahilindeki yani sahildeki bir otelin rengi ve tonu ve materyali de bildiği bizim aslında. Öyle değil. Evet. Yo, örneklere bakabilirler yani zaten o sizin projelerinizde evet. Ya da hani örnek vereceğiniz projelerde evet. De görünüyor bence de. Sizin nasıl Eda Hanım? Çünkü ben sizin de hep röportajlarınızda şeyi okudum gerçekten. Hani insanın algısı, insanın hali, insanın mutlu etmesi ya da yani çok ilgili. Belki sadece renk değil tabii. O mekanın kendi algısı, üç boyutu da etkili, çevresi ama hep onu okudum sizin de söyleşilerinizde. Yani şöyle, renk tabii sadece renk olarak değil. Dediğim gibi bizim yani mekana yaklaşımımızda önce mekanı iyi algılamak için renk, ışık bir rengi en iyi gösterecek olan gün ışığıdır. Bütün mekanlarımıza olabildiğince gün ışığını katmayı istiyoruz. Ve de mekanın kurgusu
bunların hepsi bir bütün esasında. Yani siz bir duvara bir renk vurursunuz. Mesela kırmızının müthiş bir renk, tonunu vurursunuz. Ama o duvarı aydınlatmazsınız, hiç anlaşılmaz o. Veya onun önüne bir şey koyarsınız, gene o duvar ortaya çıkmaz. O yüzden burada yani bizim iç mimaride en önemli konu o. Mekanın kurgusu. Yani onu iyi yaptığınız zaman zaten yani bu kurumsal projelerde de öyle, konutta da aynı şekilde bir şekilde şeyle, konseptle birleştiği zaman zaten ortaya çıkıyor. Renk de böyle bir şey. Rengi de biz yani olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Çok renkli projelerimiz de var. Ama rengi de yani ortaya çıkartacak olan şey bazen nötr şeylerle bir arada kullanmak. Kullanmayı da yapıyoruz. Nötr renkleri kullanarak öne çıkartmak istediğimiz bir rengi daha çok patlatıyoruz. Ama dediğim gibi gün ışığı ve mekan. Bugün Berk Bey şeyden de bahsetti. O da benim ilgimi çekti açıkçası. Sonuçta ahşap şu an artık hani demin de konuştuk yani doğallığıyla işte hem sürdürülebilir hem de bence zamansız da bir ürün yani. Bir köye gittiğinizde de görüyorsunuz ama özellikle bu hani sizin restorasyon bakış açınızda olduğu için soruyorum. Yani onu da korumak adına malzemelerin üretiliyor olması yani aslında teknolojinin bu anlamda bir geri dönüşe hizmet ediyor olması da bence çok kıymetli. O konuda ne düşünüyorsunuz? Yani ahşap işte ve belki restorasyon bakış açısından da fikriniz bence kıymetli. Tabii ahşap restorasyon çok hani çok önemli bir şey malzeme. Fakat yani gerçekten eski Türk evleri tamamen ahşap badavi sistemde yapıldığı için onlar müthiş şeyler. Ama artık yani genelde betonarme üzeri ahşap kaplama yapılıyor. Ama tabii o bir şekilde bütçesel şeyler de bu işin içine giriyor. Bu konu işin içine giriyor. Kullanmaya çalışıyoruz. Dondun mu? Sanırım ben mi dondum diye ben de tereddüt ettim. Son cümlenizi duyamadık sanırım. Yani doğal malzemeler sırf ahşap olarak ele almayalım onu. Tabii. Mermer, taş, terrakota bunların hepsi hakikaten kendi içinde kusurlu malzemelerdir ya. Kendi içinde ne bileyim mermerin bir nodülü vardır, işte bir damarı vardır. Ahşabın da kendi damarı vardır. Yani o esasında insanı hissediyor. Eda Hanım yine dondunuz sanırım. Öyle mi? Yani aslında son bir cümle yani duyduk. Doğal malzemeleri duyduk ama evet. Doğal malzemeleri mekanda kullanmayı onu söyledim. Doğal malzemeleri mekanda kullanmak yani bizim esasında kendimizi iyi hissetmemize sebep oluyor. Çünkü onlardaki o doğallık kusurlar var çünkü onlarda da. Aynı şekilde doğada da var bu. Yani onların mekanda olması insana çok farklı his veriyor diye düşünüyorum. O yüzden biz çok doğal doku yani doğal yüzey çok kullanıyoruz. Çok çok önemli. Yani bence normal bir kullanıcının da onunla temas etmesi de çok önemli. Hani bir tasarımcı, bir mimar belki onu zaten hep görüyor, işte okuyor, araştırıyor ama herhangi bir kullanıcının da o malzemeyle iletişimi çok yani ona izin vermek, onun önünü açmak da çok güzel. Hani şey yani evet komşusunda da görüyor olabilir. İşte ya da bir yurt odasında işte o malzemeyle tanışıyor olabilir. Bence bunlar gerçekten hani eğitim anlamında da çok önemli. O malzemeye bakış. Oradan aslında şeyi buyurun. Oradan aslında Rende Hanım'a şey soracağım. Bu 6 tane şehirde bu kent galerileri bence çok ilginç. Ben baktım ve siz şimdi söyleyince bugün işte heykelle de ilgileniyordum falan. Böyle aslında evet. Çok yerleştirmeler ama kendi başlı başına da böyle heykelsi bir duruşları vardı. Yani onu yaparken herhalde böyle keyif aldığınız anlaşılıyor. Evet çok çok eğlenerek yaptığımız bir projeydi. Sağ olsun Nippon Paint'in Berk Bey'leri olsun vesaire olsun. Onlar da çok vizyoner düşünceleri olan bir grup. Diyelim bir ekip diyelim onlar için. Sağ olsunlar bizi de hiç şey yapmadılar. Dediklerimizi hiç kırmadılar. Aynen birebirinde uyguladılar. Onlara tekrardan buradan teşekkür etmek isterim.
Bizim buradaki en büyük amacımız her şeyden önce bir deneyim tasarımı yaşatmak. Biz burada mümkün olduğunca işte sadece bir boya kartresi gibi değil, bu işte enstalasyonların gerçekten birebir içinde yaşanılabilir duygular hissettiren, bizi hafızamızı yani özellikle yani bizim anılara götüren bir şeyler olmasıydı. Çok güzel işte Minoa serileri olsun, mesela işte doğal bir serimiz var mesela, Minoa serisi. Gerçekten bizi böyle doğada nefesinde yaşayan bir şey hissi vermek istedik mesela. The Code Black diye çok böyle özel bir boyaları var. Mesela tamamen işte aslında siyah bizim tamamen içe dönüş renklerinden biridir. Tamamen konsantrasyon renkleridir. Mesela işte ses, müzik kullandık bu enstalasyonlarda. İşte ses olsun, müzik olsun, tamamen işte deneyim odaklı, duyulara odaklı tasarım alanları oluşturduk. Hani bunları mobilyalarla destekledik tabii ki haliyle, her zamanki gibi. Işıkla aynı şekilde oynamaya çalıştık mümkün olduğunca. Tabii oynayamadığımız bölgeler oldu, oynayabildiğimiz şeyler. Mesela Tom Tom Kırmızı'daki şey çok harika oldu eminim ki. Ben gerçi annem vefatından dolayı ona gidemedim. Çok üzülerekten en çok merak ettiğim şeyi. Ama genel olarak hani orada tam istediğimizi, tam bugüne kadar yapmak istediğimiz bütün konseptleri vesaireyi orada anlatmış olduk. Genelde gezen insanların aklında bir şey kaldıysa o şey deneyimle ilgili veya işte bu kent galerini gezip de eğer hala unutmadıkları bir şey olduysa işte bunu başarmış olduk diye düşünüyoruz. Çünkü tamamen hafızaya, bilinçaltımıza odaklı, tamamen duyulara odaklı bir tasarım deneyimi yaşatmak istemiştik. Boyaların tabii ki renkleri, dokuları vesaire, onların malzemeleriyle ilişkileri. İşte bir yalı boyasını anlatırken yalılardan esinlendik. Orada bir deniz manzarası koyduk. Gerçekten oraya bir baba koyduk. Hani şey var ya, deniz babaları, halat koyduk. Yani tamamen bunlar bizi orada mümkün olduğunca o sahneyi, o anı, o babayı bile görmek bize ne yapıyor? Bilinçaltı olarak orada deneyimi sağlatıyor. Zaten başlarken Eda Hanım söyledi şey, hani nöronları bağlıyoruz. Geçmişe dönünce hatıralar. Aynen. Zaten psikolojik bir iş yapıyorsunuz. Aynen, tamamen psikolojiyle iş yapıyoruz. Gerçekten öyle. Renkler de, malzemeler de, özellikle renkler tamamen psikolojimizi tamamen etkiliyor. O yüzden çok önemli renkler. Evet. Peki renk aslında içinde. Tam bu psikoloji demişken şimdi yani sonlara doğru yaklaşıyoruz ama sonuçta içinde bulunduğumuz dönem, farklı işte alışkanlıklar edinmek, aslında işte o demin Eda Hanım söyledi işte doğaya dönüyor olmak ya da sizin dediğiniz işte herkesin işte küçük evlere kaçması ya da işte bahçeyle uğraşmak gibi gibi şeyler aslında hem mekansal ihtiyacını, yani 18 yaşındaki birinin de mekansal ihtiyacı değişiyor. 65 yaşındakinin de değişiyor gibi, böyle kullanıcı davranışlarının da çok değiştiğini gözlemledik. Bir noktada bu aslında renk, malzeme, tasarıma da etki ediyor. Hani biz bugün renklerden konuştuğumuz için oraya getirmeye çalışıyorum. Sizce hani nasıl bir renk ve böyle mekan ilişkisi bekliyor bizi ya da nasıl evrildiğini gözlemliyorsunuz son dönemde ya da gelecekte nasıl olacağını tahmin ediyorsunuz? Belki sizle başlayalım yine. Benle mi? Aha, evet lütfen. Yani ben gitgide dijital, yani bu artificial intelligence, Refik Anadolu'lar gitgide bizi bayağı bu mekanı alacak. İlerisi için konuşuyorum yani, şimdi belki bir 10 senesi için değil ama. Yani artık belki de bir duvar tasarlayacağız ve o duvar dijital bir halde renk değiştirecek. Ya da işte psikolojimize göre o ev değişecek belki. Yani ev biraz daha böyle interaktif hale dönecek mi? Ya da ev dönmese belki, hani ana mekanlar, koridorlar vesaire, bunları daha çok göreceğiz. Projeksiyonları, işte ne bileyim şeyleri. Yani bir kere dijital dünyanın bir tarafını mutlaka biz bir ele alacağız yani bu şeyde. Ve bunlar işte bu LCD ekranlar olsun, projeksiyonlar olsun vesaire. Bu renkler artık biraz daha ışıkla bize daha çok. Boyadan ziyade belki ışıkla şey olacak. Gelecekte de işte mesela bir Minoa serisi gibi işte green sertifikalı, nefes alabilen, doğaya, insana, çocuklara, bize hiçbir şekilde nefes alırken. Çünkü nefes çok önemli. Binada nefes almak, mekanda nefes almak çok çok önemli. Nefes alabilen doğal malzemeler çok önemli. Onlar daha çok öne çıkacak. Yani artık bence sertifikasız, LEED sertifikasız, green sertifikasız bence evler kalmayacak gibi bir şey. Artık bu zorunluluk olacak, must olacak bence. Bence böyle bir gelecek bizi bekliyor. Renklerle de böyle bir şey gidiyor. Ve keşke, ben hep şey hayalim var, böyle işte bir renk verelim. O zaman işte korten mesela, korten gibi. Yani zamanla ne yapıyor? Gitgide paslanıyor ve renk veriyor. Mesela keşke böyle malzemeler daha çok olsa diyorum. Mesela zaman çünkü çok önemli. Nasıl biz yaşlanıyorsak. Belki işte
İşte bir renk atıyorum bir sene sonra pembe olacak ama 2 sene sonra turuncu olacak. Yani ne bileyim. Böyle teknolojilerin gelmesini bekliyorum açıkçası. Eda Hanım, sizin nasıl bir öngörünüz var ya da nasıl tecrübe ettiniz belki bu dönemde o değişikliği, farkı, onu da sorabilirim. Teknolojik değişiklik mi? Evet, hem de yani bu açıkçası bu evlerin de işte ihtiyaçlar, o nasıl diyeyim, doğaya geri dönüşler ya da işte çalışma mekanının aslında değişmesi. Siz hani ofiste tasarlıyoruz dediniz, oradaki ihtiyaçların farklılaşması böyle sizin gözünüzden ve tabii bir gelecek perspektifi de güzel olur hani bu kadar tecrübeyle bakmak. Teknoloji tabii çok büyük bir hızla ilerliyor fakat bizim sektörümüz için pek o değil. Yani bizim inşaat ve mimarlık sektörü çok şeye dayalı bir sektör. Yani emek, adam, saate dayalı bir sektör. Yani biz kendimiz bireysel çalışıyoruz. Bedenimizle çalışmak zorundayız bir mekanı kurarken. Aynı şekilde işte bu metaverse'ler dünyasına doğru evriliyor ya her şey. Hani bir şekilde sanal dünya. Ama sanal dünyada da sizin bir şey tasarlayabilmeniz için bu dünyayı çok iyi biliyor olmanız lazım. Yani nasıl bize hani okulda da AutoCAD'de vesairede çizim yaptırmak bizim okulda yasaktı. Onu da öğrenmek zorundaydı. Fakat AutoCAD'de de iyi çizmeniz için sizin o serbest el çizimini iyi biliyor olmanız lazım. Bu aynı şey. Yani siz sanal dünyada da bir şey kurmak istediğiniz zaman sizin gene bu dünyada da kurduğunuz, yani gerçekten mekanları iyi kurabiliyor olmanız lazım. Yoksa orada da yaptığınız şey şeye benzemez. O yüzden teknoloji tabii ki çok yoğun bir şekilde işte elektrik vesaire her şeylerde otomasyonda, full otomasyon, işte home connect'ler falan kullanılıyor. Ama bir o kadar da bizim bir projeyi uygularken hep adamlara ihtiyacımız var. Adam, yani eleman, birebir iş gücüne çok ihtiyacımız var. O yüzden biz de bir kimya sektöründe, işte ne bileyim bir işte ilaç sektörü, başka sektörlerde ilerlediği kadar biz de teknoloji ilerlemesi bebek adımlarıyla diye düşünüyorum ama işte elimizden geldiği kadar biz de mesela projelerde çok ileri gittik diye düşünüyorum. Neden? Yani proje sürelerinde biz eskiden sabahlardık ofiste bir proje yetiştirirken ama artık sabahlamıyoruz. Öyle bir hiç olmadı. Hiç olmuyor yani. Çünkü artık hani hakikaten çok başarılı programlar var. O programları da iyi kullanan operatörler var. O bir şekilde senin o tasarım sürecini, tasarımın dışında onu kağıda dökme sürecini, bilgisayara geçirme sürecini hızlandırıyor. Çok iyi bilgisayarlar var. Hani onlar tabii ki seni öne çekiyor. Ama gene de mekanı kuran ve bunu uygulayan da insan. Aslında tam o bahsettiğiniz metaverse ile ilgili de bir ilginç bir soru gelmiş bu. İşte bunları genelde grafik tasarımcılar yapıyor bu dünyada. Araziler alınıp evler tasarlanıyor ya, aslında grafik tasarımcıların da içinde olduğu. Bunu diyor iç mimarlar yapsa daha iyi olmaz mı? Aslında tam da o söylediğiniz, yani yine araştırma, öğrenme, bilmek. Onu teknolojiyle sadece bir tool, aslında bir araç her şey. Ama tabii şey önemli bence. Yani aslında çok içimde hani ofis var oyun tasarlayan. Oyun mekanı yapan, ben çok biliyorum iç mimari ofis olup, mimar olup oyun tasarımına dönen ve aslında bu metaverse'leri tasarlayan çok mimar var. Özellikle en az 3-4 tane, yani benim tanıdığım en az 2 ofis tamamen ofislerini bu işi bıraktılar ve onu tasarlamaya başladılar. Hem oyunlara veriyorlar hem de bu tarz metaverse'leri yapıyorlar. Yani yapmıyorlar diye bir şey yok. Grafik tasarımcılar yapıyor diye bir şey yok yani. Bir yandan bu şey için de çok güzel. Burada ilgisi olan varsa aslında o yerlerde de staj yapmak, onu da öğrenmek tabii. Şu an çok güçlü tabii. Yani. Hani ben şahsen o yaşta olup o işe de girmeyi çok tabii. isterdim. Hani şimdi de girebiliriz ama hani. Ya ben mesela şu an ben bir öğrenci olsaydım, evet yani ben mesela şu an doğaldan yanayım. Yani ben bir iki dünya var şu an. Dünya ikiye ayrılıyor. Tamamen nasıl işte dünya hep değişiklidir ya, işte bir siyah bir beyaz var, bir gece var, bir gündüz var. Bizim dünyamızda da tamamen doğala bir dönüş var, abartı derecede. Tamamen teknolojiye dönüş var. Hatta bir tane İsviçre peynir reklamının şeyini gösteriyorum ben çocuklarıma anlatırken bu dünyayı. Bir tanesi işte tamamen şehrin ortasında ördekler var, inekler var. Şehrin ortasında tamamen şeye dönüştürmüş, çiftlik evine dönüştürmüş. Artık böyle
şeyi bile yapıyor yani, abartı bir şekilde böyle kovayla süt içiriyor çocuğuna falan. Kimisi de işte bir dişi adamın hasta olanıyor, tamamen teknolojik bir evde yaşıyor. Adam dişçiden geliyor, adamın sesini bir türlü şey yapamıyor, algılayamıyor teknoloji alet. Adam kapısının anahtarını bile açamıyor, her şey yanlış oluyor. Belki o reklamı biliyorsunuz. Evet. Hatırladınız mı ses, o reklamı? Ses yani, tanıma şey. Teknoloji işte VS işte Nature gibi böyle bir şey düşünebiliriz. Şimdi ben tabii ki teknoloji taraftarıyım ama bu da bir gerçek. Yani bu bizim artık ne yazık ki işte bu Facebook'lar, işte Bill Gates'ler ne yapıyor? Bizi aslında Türkiye, yani dünyayı bunu doğru yönlendiriyor. Sanal bir dünyaya doğru yönlendiriyor. Bununla işte ilgili işte Black Mirror'lar olsun, diziler olsun. Bu bir, ne yazık ki bir, o Black Mirror'lar sürekli doğru çıkıyor bu arada. Çok kötü bir geleceğe doğru gidiyoruz bence. Hani evet, araların bir robot olduğu bir dünyaya doğru gidiş var. Her ne kadar bunu istemesek ya da duymak istemesek. Ama ben tabii ki bir mimar olarak işte topraktan yana, doğaldan yana bir duruş sergiliyorum. Çünkü onun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama teknolojide eninde sonunda kullanacak mıyız? Bu gerçek. Bunu kullanacağız yani. Ve ben eğer şu anda yeni bir mezun olsaydım, evet belki ben şu an 3D Max'in çok iyi geliştirip Metaverse'lerinde bir tasarımcı olmak ister miydim? Olurdum. Çünkü şu an ben bile belki 5 sene sonra Metaverse'in içinde bir ofis açıp bunu binada tasarlamak zorunda bırakılacağım yani. Kim bilebilir ki? Evet, ya bugün evet. Bugün ben zorla story paylaş diyorsa benim PR'cım Instagram'da. Yani bir 5 gün sonra ben mecbur kalabilirim Metaverse'i bir ofis açmaya. Yani bunu biz bilemeyiz. Dünya o kadar çok değişiyor ki. Yani ben Domus'ta okurduğumda bir strateji uzmanları, ben özellikle strateji uzmanları her sene okuyorum, bakıyorum ne diyor bu insanlar falan diye. Ben ilk 2004'te Domus'ta okurken bir strateji uzmanı bana demişti ki, bize demiştik ofise işte o zaman anlatıyor derste. İşte internetten alışveriş yapacaksınız. Domatesi bile internetten alacaksınız dedi. Biz hepimiz güldük. Ya yok öyle bir şey ya, işte insan giysiyi alır mıymış internetten? Domates insan dokunur alır ya, hiç öyle şey olur mu falan diyorduk. Hepimiz şu an işte Yemek Sepeti, bana bir işte Trendyol kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Yani o yüzden hani bir 10 sene sonra bizi dünya ne bekleyecek, nelere getirecek ve çok hızlı değişiyor her şey. Ben zamanında Eda da bilecek. Yani eskiden insanlarla buluştuğu zaman şey yapıyorduk, işte saatleşiyorduk. Ankara'da Vakkoroma vardı Kızılay'da, bilirsiniz. Vakko'nun önünde buluşurduk. Yarım saat geç gelirse kızardık arkadaşımıza. Niye geç kaldın falan. Taksim McDonald's'ta bizde. İstanbul'da Taksim McDonald's'mıştı. Mesela bir buluşma noktaları vardı. Şimdi bu gençler hiç tabii bunu bilmiyor. Bu işte 5-10 dakika gecikmeler yüzünden kavga edilirdi. Gecikince de arkadaşımız böyle bayağı endişelenirdik. Aileyi arardık. Telefonlar ezberlenirdi o zaman. Ev telefonları, arkadaşların telefonları ezberlenirdi. Tabii şimdi öyle bir şey yok. Sonra çağrı cihazları çıktı. Araba telefonları çıktı. Sonra cep telefonları hayatlarımıza girdi. Acaba kaçımız annemizin, babamızın, işte çok eşimizin dışında kaç kişinin telefonunu ezbere biliyor? Asla. Evet, yani evet. Baktığınız zaman hiç öyle bir şey yok. Yani elimizde telefon. Şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz yani. Hani bunu düşündüğünüz zaman biz bunu çok şey görebilen bir nesiliz. Ama yani bunun içinde doğan bir nesil için çok uzak. Ve kim bilir onları neler bekliyor açıkçası. Bir yandan da var. Doğru. Ama bir yandan da sanırım şey, farkındalığın da eskiye göre belki çok arttığı bir dönemdeyiz. Yani hani işte tüketim çılgınlığı ne demek biliyorsunuz. İşte tasarım derdi olan objeleri bilmeye başlıyor insanlar. Okuryazarlık, aslında o dijital okuryazarlık arttıkça onu ayrıştırmaya başlıyorlar. Yani aslında yine herkes kendiyle ilgili, çevresiyle ilgili kurduğu bağlarla o adaptasyonu yaşıyor farklı evet. durumlarda. Son bitirirken belki şeyi sorabilirim. Yani hem eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Kendi böyle sizi heyecanlandıran şu an masanızdaki projelerle ilgili. Ya şöyle bir şeyler işte dediniz ya, hani mesela onlar gelse çok mutlu olurum, farklı tipolojiler ya da bir şeyler var mı? Bir yandan da şeyi sorabilirim. Hep böyle bitiriyoruz. Biraz böyle açıkçası dinleyicilerin de içinde eminim böyle şey oluyor. Hep sorular gelmiş işte iç mimarlık, mimarlık tartışmaları ya da birçok hani endişeler geliyor karşımıza, ama endişeli bitirmek yerine ben daha böyle umut dolu bitirmeyi tercih ediyorum. O yüzden gelecekle ilgili de neden umutlusunuz diye en son böyle bir kapanış yapabiliriz. Gelecekle ilgili neden umutluyuz? Eda'cığım sen mi konuşmak istersin önce? Umutlu olduğunuzu varsayarak, neden umutlu olduğunuzu sorarak. Ya tabii ki umutluyuz. Yani bir iki sene öncesine kadar söyleselerdi eğer, biz yani bana söyleselerdi, ben onu söylüyorum. Yani böyle bir film olsaydı, hani bir pandemi olacak ve bütün dünya kapanacak, ben derdim ki yok artık. Hani bütün dünya mı? Bu filmlerde bile olmaz falan diye düşündük. O yüzden
Ben hep şunu söylüyorum. Her zaman esnek olmamız gerekiyor. Her ortama adapte olabiliyor olmamız gerekiyor. Zaten esnek olduğunuz zaman siz bu kendinize bunu bir kişilik halini alırsa bu, karşınızdaki kişiye esnek olursunuz. Aynı zamanda dünyaya karşı da esnek olursunuz. Ve durumlara adapte olmanız kolay olur. O yüzden de ileride bizi neyin beklediğini kimse bilemiyor. Hiçbir konuda. Fakat o benim her zaman söylediğim, gençlere de her ortamda tavsiye ettiğim, öğrenebildiğiniz her şeyi öğrenmeye çalışın. Yani siz bu programlar hakkında, bütün programlara hakim olmak çok önemli. Yani 3D Max'te, aynı şekilde Lumion, bütün bu üç boyutlu programları bilmek önemli. Ama aynı zamanda sizin bir müşteriyle karşılıklı oturup konuştuğunuz zaman da orada 2 dakikada size onun perspektifle anlatabiliyor olmanız da önemli. Yani bu yüzden konfor alanından çıkıp olabildiğince kendinizi esnetmeniz gerekiyor her konuda. Ve ben hani şunu söylüyorum hep. Rutin çok sıkıcı bir şey. Rutin insanı öldürüyor. O yüzden rutinden biz kaçmaya çalışıyoruz ofisimizde de. Elimizden geldiği kadar farklı tipolojide işte şeyler alarak, projeler alarak olabildiğince ve o projelere de farklı şekilde yaklaşarak. Çünkü rutin hakikaten çok sıkıcı bir şey. Ve mutlu olmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi umut eşittir. Yani mutlu olduğunuz zaman zaten eğer siz sevdiğiniz işi yapıyorsanız zaten mutlu oluyorsunuz. Mutlu olduğunuz zaman da zaten başarılı oluyorsunuz. Yani bu tamamen bu bir zincirleme reaksiyon diye düşünüyorum. O yüzden hani olaya işe giderken de aman işe gidiyorum diye bakmak değil. Çünkü benim meslekte 25. senem olacak neredeyse. Ve hala bu yaşta yaşımı söylemeyeyim. Yani cumartesi çalışıyoruz, pazar çalışıyoruz, yeri geliyor. İşte ben şimdi mesela sizden sonra oturup çalışacağım, eskiz hazırlamam lazım gibi. Ama bunu yaparken keyifle, zevkle yapıyorum. Çünkü sevdiğim işi yapıyorum. Mutlu olarak yapıyorum. Bana zor gelmiyor o yaptığım şey. Öyle olunca da yani oyuna dönüştürüyorum bir şeyi. Dönüştürmeye çalışıyoruz yani. Ya ben bunlar olduğu zaman zaten bir şekilde umutla bakıyorsunuz. Bakmak zorundayız yani. Kim bilir daha neler göreceğiz, ne güzelliklerle karşılaşacağız diye düşünüyorsunuz. Çünkü çocuklarınız var. İşte onlara da bir şekilde elinizden geldiği kadar bu umutu aşılamaya çalışıyorsunuz. Çünkü onların şu andaki ortam esasında bizim gençliğimizden çok daha zor. O yüzden elimizden geldiği kadar ertelemeyin fırsatları asla. Ben onu söylüyorum. Her zaman fırsatları değerlendirin ve de asla kendi potansiyelinizin altında çalışmayın. Kendi potansiyelinizi hep gösterin. Biz bir eğitim veriyorum ben, I'm Remarkable diye Google'ın inisiyatifinde ve bunu hep söylüyorum gençlere de. Kendinizi 5 birimseniz 5 birim olarak gösterin. 1 birim olarak göstermeyin. Hani diyoruz ya biz ama mütevazi olalım falan, öyle bir şey yok. Gerçekten sen iyiysen bunu karşındakine anlatmak zorundasın ki rakiplerinden öne çıkabilesin diye. Şimdi 600-700 kişi bizi seyrediyor. Herkes birbirini rakip bu platformda. Ama kendini iyi anlatan, iyi ifade eden öne çıkıyor. Bu birincisi CV olarak çok iyi CV'ler hazırlayın. Gelen CV'ler hakikaten çok kötü yani. CV olarak bir defa önce bir sıyrılıyorsunuz iş başvurusunda. Sonra da karşınıza oturduğunuz zaman işte PR'la veya şey yöneticisiyle kimle konuşuyorsunuz. Kendinizi iyi anlatarak, iyi ifade ederek öne çıkıyorsunuz. O yüzden yani benim söylemek istediğim hani kabaca bunlar. Meşe ağacı gibi olun, bir de onu söyleyeyim. Çünkü insan başarılı olmak istiyorsanız yanınızdakinin başarılı olmasına destek olun. Aynı bir orman gibi düşünmemiz lazım bizim. Bütün bu şeyleri, birbirimizi. Çünkü orman nasıl birbirine, ağaçlar nasıl birbirine destek oluyor? Biz ancak bir union, yani beraber olduğumuz zaman başarılı olacağız. Artık dünya bu yöne gidiyor. Bireysellik kalmadı, beraberlik. Çok çok güzel, evet, bir bitiriş oldu. Evet.
Şimdi benim sürekli konuştuğum konulardan biri gelecek ve umut. Şimdi şimdi her şeyden önce gelecek umutsuz mu gözüktü gözümüze? Umudumuzu kendimiz yaratıyoruz her şeyden önce. Afetler mi bizi bekliyor gelecekte? Yangın afetleri, pandemiler vesaire. O zaman ne yapıyoruz? Endüstriyel tasarım okumuyoruz, gidiyoruz ekstrem arkitekt okuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Geleceğim nasıl söyledi Eda Hanım? Çok güzel bir şey söyledi. Esnek olacağız. Yani bugün biz pandemiyle boğuşacaksak veya bugün yangınlarla boğuşacaksak, sellerle boğuşacaksak, gelecekte bizi kuraklık bekliyorsa o zaman ne yapacağız? Sustainable architecture okuyacağız. Gideceğiz. İşte aman mimarın üzerine iç mimarlık mı okuyayım? Aman şey yapacağız. Dünya bitti mi arkadaşlar? Dünyada yaşanacak yer mi yok? O zaman gideceğiz space architects okuyacağız. Değil mi? O zaman ne yapacağız? Uzay mimarisi okuyacağız. Yani biz her zaman mimarlıkta kendimizi geliştirebilecek, gerçekten geleceğin şu an ihtiyacı olan endüstriyel tasarımcıya ihtiyacı yok. Bugün endüstriyel tasarımcılar hep tasarlıyor çocuklar. Bugün ben bir işte hatta yine Eda'nın şey yaptığı, mezun olduğu okula bir kere jüri üyeliği yaptım. Bugün printer tasarlanıyor, bugün app tasarlanıyor. Bugün bir endüstriyel tasarımcı mobilya tasarlamıyor. Bugün bir nedir bu? Servis tasarımı. Bugün sizin yerinizde olsam ben eğer yüksek mi yapacağım? Bugün gider ekstrem architect okurum. Olası bir virüste mekanlar nasıl olmalı? Ya da biralar nasıl tepki vermeli? Ya da işte okyanuslarda mı yaşam olacak? O zaman okyanusların altındaki yaşamdaki mimari nasıl olacak? Bunu ben okumuş, görmüş, geçirmiş, bu tarzda özel şey yapmış mimarlardan veya okullardan okuma isterdim. Çünkü gelecek, evet, belki hiç toprak olmayacak. Hepimiz okyanusta yaşayacağız. Belki Waterworld olacak. Kevin Costner gibi yaşayacağız. Ama o zaman ne yapacağım? Mimarlık öldü, bitti mi? Eyvah, biz iç mimarlık okumuştuk. Endüstriyel tasarım okumuştuk mu? Hayır. Gideceğiz, ekstrem arkitekt okuyacağız. Eğer dünya bitti mi? Hayır, dünyada hiçbir zaman yaşam bitmeyecek. Dünya hiçbir zaman bitmeyecek. Adamlar işte Elon Musk'lar muhasebe etmeye çalışıyor. Amazon nerede ben ne korsam diyor. Hala ben endüstriyel tasarım mı okurdum sizin yerinizde olsam? Ya da işte mimarlığımın üzerine iç mimarlık mı okurdum? Hayır, giderdim. Space architects okurdum. Çünkü buna ihtiyaç olur şekillerde. Çünkü neden? Bir uzay turizmi söz konusu. Uzay turizmiyle birlikte mimari turizm de yakında gelecek. Ben bugün dünyanın gerçekten işte küresel ısınmaya ihtiyacı var. Green architecture, lead architecture, sertifikalar var. Ben bugün şu an endüstriyel tasarım, yüksek endüstriyel tasarım yani yükseği sustainable design olan birine ofisimi tercih ederim. Gerçekten ben ne yapıyorum? Ben geri dönmek istiyorum. Toprağa dönmek istiyorum. O zaman bana kim lazım? Bana iç mimarlık, mimarlık üzerine iç mimarlık master'ı yapan biri lazım değil. Bana sustainable design okuyan biri lazım. Sürdürülebilirlik üzerinde şey yapmış biri lazım. Gerçekten bu konuda yükseğini yapmış biri lazım. Yani bunları artık biraz dikkat etmek lazım. Bugün mesela kime ihtiyaç var? İşte iş geliştirme uzmanlarına ihtiyaç var. İş geliştirme uzmanları kimlere kalmış durumda? Emlakçılarda kalmış. Sen Nurgül bilirsin mesela Londra'da. Mimari ofislerin yarısı iş geliştirme uzmanı dedi, developer architect'tir. Yarısı mimarlar için konuşuyorum, iç mimarlar için konuşmuyorum. Developer architect'tir, yarısı normal architect'tir, tasarımcı architect'tir. Yani ben sizin yerinizde olsam gerçekten dünyada neye ihtiyaç var gelecekte? Bunları biraz daha tahlil ederim. Umut mu yok? İşte mimarlık okudun, üzerine iç mimarlık okudun, iş mi bulamıyorsun? Bulamayacaksın çünkü dünyanın ihtiyacı bunlar değil. Dünyanın ihtiyacı olan şeyler bunlar. Yükseklerinizi belki bu konularda yapmanız sizin adınıza gelecek için faydalı olacaktır. Ben mesela okusaydım bunları okurdum diyorum. Her zaman her yerde çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Çok şanslı bir genç. Kendinizi göstermek için çok Instagram var, Facebook var. Kendinizi tanıtmak, dünyanın en sponsorlu reklam veriyorsunuz. Bütün dünya sizi tanıyor. Yani öyle bir konjüktürde yaşıyorsunuz. Metaverse'ler var. Yani bir CV hazırlamak, kendinizi geliştirmek bu kadar zor olmamalı. Hepiniz çok kolaya alışmış işte, çocuklarsınız. Bu huylarımızdan acil vazgeçmemiz lazım. Kesinlikle zora alışmıyorsunuz. İşte iş bulamıyorum, edemiyorum. Hayır, herkes kendi yolunu gerçekten bulabiliyor. Hele mesela bir moda tasarımcımız var. Bu kadın neydi böyle, hani böyle gotik bir kadın var. Çok meşhur. Yani gerçekten insanlar kendi hayatlarını inanılmaz şeylerle yola veriyor. İşte biliyorsunuz karşı çıkıyor. Hocalar onu seçmiyor. Gidiyor karşı bir defile yapıyor kız. Ve Londra'da değil, Londra'nın değil. Evet. Bir tasarımcısı oluyor kız.
Yani kendi yolumuzu biz kendimiz çiziyoruz. Ay ben oraya gittim, iş bulamıyorum, stajyer almıyor ofisler falan, yok böyle bir şey. Eğer iyiyseniz, iyi bir portfolyonuz ve iyi bir CV'niz varsa herkes sizi alacaktır arkadaşlar. Eğer gerçekten buna yeterince emek vermiyorsanız, yeterince başarılı değilseniz evet iş bulamayacaksınız. Bu bir gerçek. Çünkü dediğiniz gibi burada 700 kişi varsa eğer bizi izleyen, 700 kişinin en iyisini biz alıyoruz. Ortalama bir, evet Dilara Fındıkoğlu gerçekten, biliyorum, evet. Bizi yazmış Dilara Fındıkoğlu. O bir başarı hikayesidir kadın. Yani evet, biz kendi hayatlarımızı biz kendimiz böyle bir konjüktürde bir de yön değiştirebiliriz. Buna umut etmeye en önemlisi biz bunu yapabiliriz ve kendimize inanmak, başarılı olabilmek, gerçekten bu için çok çalışmak bizim anahtar kelimelerimiz olmalı gelecek için. İnşallah doğal malzemeleri kullanan, işte ışık kirliliğini önemseyen, doğallığı önemseyen bir gelecek olur. Evet. Ümit edip ben de susuyorum artık. Çok teşekkür ederiz. Böyle 700 kişi hani baştan sona bizimleydi. Ben de evet. Çok teşekkür ederim. Yani biraz böyle hani vaktimiz dar olduğu için bazı evet. Şeyleri geçtik ama bence temelinde şey güzel bir söz var. Bilgeler birleştirir, cahiller ayrıştırır diye. Hani evet. Öğrenip araştırıp hani bir araya geldiğimiz bir umarım düzen olur. O zaman insan daha umutlu bakıyor. Hani dediğiniz evet. Gibi mesleğinden bağımsız gelecekle ilgili dertleniyor. Çok teşekkür ederim. Ben de lütfedip değerli vaktinizi ayırdığınız için. Hem Arch Design'a böyle bir şeye vesile olduğu için hem de Nippon Paint'e. Umarım yine belki fiziksel olarak da bir araya geliriz. Çok teşekkürler İnşallah. Herkese dinleyen. Çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. Soru almıyoruz galiba değil mi artık? Yani vaktimizi biraz açtığımız için. Evet. Ama tamam. Zaten muhtemelen bütün sorulara yanıt buldular. Bence son kapatış tamam, o anlamda harika. Çok iyiydi. Yani mimarlık üzerine iç mimarlık ve master'ın ötesinde bir şey konuştuk. O çok güzel evet. Oldu bence. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Çok teşekkür ederim. Herkese ben çok teşekkür ediyorum herkese. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Teşekkürler Berk Bey. İyi akşamlar.